Ve Respitli Seyahat'ten herkese merhaba. Umarım sağlığınız ve keyfiniz yerindedir. Benim sağlığım ve keyfim gerçekten yerinde. Şimdi 2 günlük bir tatilim doğdu ve ben de bu tatilde biraz gezmek istiyorum. O yüzden daha önceden bisikletimle gitmiş olduğum yerlere bu sefer sırt çantamla gideceğim. 32 litrelik bir sırt çantası ayarladım kendime ve eşyalarımı bunun içerisine koydum. 2 günlük yürüyüş yapacağız. Bugün ilk gününü yürüyeceğiz. İsterseniz siz çayınızı ya da kahvenizi hazırlayın. Evden buraya gelmiş olduğum rotayı bir izleyin. Ondan sonra hep birlikte yolumuza devam edelim. Keyifli bir rota bizi bekliyor. Hadi başlayalım. Ana yoldan ayrıldım ve yürüyüşümün şu an 2,5 kilometresindeyim ve köy yollarındayım. Bu köy yolu olmasına rağmen burada mesire alanı olduğundan dolayı insanlar sürekli oraya araçlarıyla gidip geliyor. Ve bu sebeple de bu yol çok işlek oluyor. Neredeyse ana yol kadar çalışıyor diyebilirim. Artık köy yollarından çıkıyorum ve size gireceğim yolu hemen şöyle göstereyim. Gireceğimiz yol bu. Buradan ilerleyeceğiz artık. Yani yolun en eğlenceli kısmı başlıyor diyebiliriz artık.
Şu ana kadar 5,5 kilometre yürüdüm evden buraya kadar. Yani yürüyüşümün 1/3'ünü bitirmiş oldum. Ciddi anlamda tırmanıyorum. Bu kısım tırmanış. Sonra inişe geçeceğiz. Normal şartlarda burada bir ana yola bağlanmaya çalışıyorum ben daha doğrusu. Hep ana yoldan ilerlerken bu sefer böyle orman içerisinden ilerlemeyi tercih ettim. Yani buraya ilk defa geliyorum. Gerçekten buranın coğrafyası farklıymış. Yani böyle eski bir patikadan ilerliyorum. Zaten sizler de görüyorsunuz. Yani izleri takip ediyor gibi bir şeyim aslında. Burada böyle botları giymek iyi oldu. Çünkü yollar aşırı derecede bozuk. Çoğu yer taşlık. Ayak bileğimizi burkmak istemeyiz. Allah soluk soluğa kaldı. Tırmanışa devam. Bahsettiğim ana yola çıktım. Buraya kadar yaklaşık 7 kilometre geldim. Şimdi buradan sonrasını biliyorum. Çünkü önceki yol biraz bilmiyordum. İlk defa gitmiştim o kısmı. Bu kısmı da bisikletle çok kez geçtik. Sonra Ferit arkadaşımla bayağı yürüdük, koştuk. Yani burada çok yol geçtim yani onu söyleyebilirim. Bu kısımdan sonra Hoşoba'nın Taşoluk'la bağlantısı olan bir yola ineceğim. Oradan da bir daha kamp kuracağım yere, yani Taşoluk Barajı'na varmış olacağım. Şu an keyifli gidiyor. Hava sıcaklığı aynen devam. 35 derecelerde seyrediyor. Cırcır böcekleri ötüyor. Suyum var şu an. Su konusunda sıkıntı yaşamadım. Zaten bir 2-3 kilometre sonra su kaynakları başlayacak. Yani o zamana kadar üstümdeki suyla idare edebilirim diye düşünüyorum. Yürüyüşümün 8. kilometresindeyim ve böyle ormanın içerisinde eski taş ocağının, eski taş madeninin kalıntılarını görebiliyoruz. Her taraf bembeyaz ve madenin içi su dolmuş, resmen bir havuz olmuş.
Tabii ki sıcak havaların vermiş olduğu özgüvenle buraya girmek isteyebilirsiniz ama ben olsam hem sağlık yönünden hem de işte derinlik ya da zeminde ne olduğu yönünden girmek istemem. O yüzden şimdi burada biraz mola vereceğim, bir kahve içeceğim, dinleneceğim. Ondan sonra tekrar ormanın derinliklerine ilerlemeye devam edeceğiz. Daha önceden biz burayı bisikletle de geçmiştik, yürüyerek de geçmiştik ama burası biraz değişmiş çünkü yağmur suları burada yeni kanallar açmış kendisine ve yollar aşırı derecede bozuk. Daha önceden gayet kolay bir şekilde gidilip geliniyordu ama şimdi bir araç muhtemelen geçemez. Oluklar oldukça büyük çünkü. Yolu yarıladım gibi bir şey. Şimdi İleride su takviyesi yapmak istediğim bir yer var. Çünkü sularım ciddi anlamda azaldı ve oraya geldiğimde ufak bir abur cubur molası da vereceğim.
Ondan sonra zaten yolumuz bir daha düz olacak ama bu güzellikten de biraz mahrum kalacağız gibi. Olsun. Gidelim bakalım. İnişli çıkışlı yolu bitirdim şu an ve toplamda 14 kilometre yol gelmişim. Yol biraz zorluydu. Taşlıklı olmasından dolayı zorluydu. Ayaklarınız kayıyor. Hani ayakkabım şu an iyi olduğu için herhangi bir kayma düşme olmadı ama yani toprak hareket edince ya da taşlar hareket edince ayakkabının da çok bir önemi kalmıyor açıkçası. Şimdi Taşoluk Barajı yolundayım ve buradan yaklaşık yani 4 kilometrelik bir yolum var baraja ve böyle ağaçların arasından gölgeden gideceğim. Bazen bu yoldan araba geçebiliyor ya da taş ocakları var. Onların kamyonları çalışabiliyor ama yani umarım çok böyle geçmez de tozlanmam. Yoksa bu yol acayip tozluyor insanı. Thank you.
Bu yolu birçok arkadaşımla geldim, gezdim. Yani bisikletle, yürüyerek, koşarak. İlk defa böyle sırt çantalı bir şekilde geziyorum. Valla bana farklı geliyor, böyle bir turist izlenimi var. Yoldan geçenler turist misin diye soruyor. Bazen birkaç arabayla geçen oldu, onlar sordu. Yani değişik bir durum. Sırt çantasını takınca böyle turist olduğunu zannediyorlar. Yazık. Yedinci kilometrenin ardından Taşoluk Barajı'nın Settin'in kenarına geldim. Şimdi Settin'in üst tarafına doğru çıkacağım ve orada kendime kamp kuracak güzel bir yer bulmaya çalışacağım. Tabi içme suyu ne kadar yakınsa benim için o kadar iyi olacak. Çünkü yani ta uç noktalara inip gece yarısı su almaya çalışmak istemiyorum. Yavaştan böyle hava serinledi. Vadiye girince güneş de gitti. Çok güzel oldu ya, efil efil.
Çadırımı kurdum, ekipmanlarımı yerleştirdim ve her şey hazır. Tabii şu an baraj kenarında olduğumuz için oldukça fazla sivrisinek var. Bu sebeple de ben önlem olarak şöyle sinek kovucu losyonlardan getirmiştim. Yani plan yaparken nerede kamp kuracağınızı iyi planlayın. Çünkü böyle şeylere ihtiyacınız olabiliyor. Şimdi bunu böyle sıkıyoruz her tarafımıza. Ondan sonra sivrisinek derdimiz yok. Yüzyılın icadı. Şimdi gelelim yemek işine. Ne yemek yiyeceğiz? Şöyle barbunya plakim var. Bir de şöyle de bir aşuram var. Şimdi bu ikisini yiyerek karnımı doyuracağım. Sonra da bir kahve keyfi yapacağız. O yüzden şimdi gelin önce yemeği yiyelim. Tabii çöpleri sonradan topluyoruz. Burada bırakmıyoruz. Buna da özen gösterelim yani. Her taraf çöplük oluyor sonra. Bakalım yemeğimiz nasıl? Güzel. Bilerek baraj kenarına inmedim. Daha aşağıya inebilirdim ama oradan çıkması biraz problem. Bir de çok düz yol, düz yerler yok orada. Genelde hep böyledik. O yüzden baraja tepeden bakabileceğim bir noktaya çadırımı kurdum. Şurada mescit gibi bir şey var. Çeşmesi de var. Tuvalet var mı bilmiyorum ama en azından su yönünden sıkıntım yok. O yüzden iyi. ...18.7 kilometrelik yolculuğun ardından çadırımızı kurduk, keyfimizi yaptık, yemeğimizi yedik. Şimdi de kahvemizi yudumluyoruz. Bugün oldukça hava sıcaktı ve yorucu oldu bu sebeple de. Yolun çoğunda telefon çekmiyordu. Bu noktada da ben uçak moduna aldım telefonu ve öyle yoluma devam ettim. Yolu kaybetme durumum olmadı çünkü daha önceden bu yolu bisikletle de pedalladığım için yolu gayet iyi biliyordum. Bu noktada sıkıntı yaşamadım ama bazı kısımlarını yeni eklediğim yollar çerçevesinde devam ettim. Çünkü her yolu bilmiyorsunuz maalesef. Bu noktada da sorunsuzca tamamladım. Şu an burada çok sivrisinek var ve ben de iyi ki Simkov getirmişim. O Simkov sayesinde sivrisineklerden biraz uzak kaldım. O noktada da işe yaradı gerçekten. Umarım sizler için keyifli bir video olmuştur. Yarın ben buradan eşyaları, çadırmaları toplayıp Hoşaba'ya doğru devam edeceğim. Tabii siz bunu bir sonraki bölümde izleyeceksiniz. O yüzden videoyu beğenir, paylaşır ve yorum yazarsanız da bana destek olmuş olursunuz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.